Merhabalar kıymetli gençler. Bir dersle daha, bir kimya dersiyle daha birlikteyiz. Bugün sizlere Thomson'un atom modelini anlatacağım. Fakat Thomson'un atom modeline geçmeden önce Dalton'un atom modelinin üzerinden bir kere daha ne yapalım? Geçelim, tekrar etmiş olalım. Ne demişti Dalton kardeşimiz, Dalton bilim adamımız? Maddeler atomlardan oluşur. Çok doğru. Atom içi dolu küredir. O böyle söylemişti ama atomun içinde aslında çok büyük boşluklar vardı. Ayrıca Dalton bir elementin bütün atomları özdeştir, yani birbiriyle aynıdır demişti. Bu da günümüzden bakıldığında doğru değil çünkü elementlerin izotopları var. Ayrıca farklı elementlerin atomları farklıdır demişti. Çok doğru. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Özellikle de çekirdeklerindeki proton sayıları kesinlikle birbirlerinden farklıdır. Ayrıca Dalton, atom yok edilemez, yoktan var edilemez, başka bir atoma çevrilemez demişti. Günümüzden baktığımızda bu yanlış oluyor. Çünkü değerli gençler, nükleer reaksiyonlarla atom yok edilebiliyor, başka atoma da çevrilebiliyor sınırlı sayıda olmak koşuluyla. Ayrıca Dalton, atom parçalanamaz demişti. Bu da gene günümüzden bakıldığında yanlış. Çünkü atom nükleer reaksiyonlarla parçalanabiliyor. Ayrıca farklı elementler sabit oranlarda birleşerek birleşikleri oluştururlar. Reaksiyonlarda atom türü ve atom kütlesi korunur. Kimyasal reaksiyonlarda atom türü ve atom kütlesi korunur. Doğrudur. Ancak nükleer reaksiyon olursa, radyoaktif reaksiyon olursa korunmayabilir. Tekrar şuradan bakalım. Maddeler atomlardan oluşur. Bunlar Dalton'a ait değerli gençler. Atom içi dolu küredir. Bir elementin bütün atomları özdeş, yani birbiriyle aynıdır. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Atom yok edilemez, yoktan var edilemez, başka atoma çevrilemez, atom parçalanamaz ve farklı elementler sabit oranlarda birleşerek bileşik oluştururlar. Reaksiyonlarda atom türü ve atom kütlesi korunur demişti Dalton. Şimdi ise değerli gençler, Thomson'un atom modeline geçeceğiz. 1897 yılında Thomson, Joseph John Thomson, katot ışınları deneyini yaparak negatif yüklü taneciklerin, yani elektronların varlığını ispatlamıştır. Bu deneyi, yani katot ışınları deneyini aslında ilk olarak yapan William Crookes'tir. William Crookes deneyi yaptığında tüpün negatif ucundan, yani katodundan, pozitif ucuna, yani anoduna doğru hareket eden yeşil renkli bir takım ışınlar görmüştür. Ve bu ışınlara ne olduğunu bilmeksizin katot ışınları adını vermiştir. Thomson ise getirip bu yeşil renkli ışınlara manyetik ve elektriksel alan uygulamıştır. Uygulanan manyetik ve elektriksel alanda bu yeşil renkli ışınların negatif yüklü tanecikler olduğunu anlamıştır. George Stoney ise bu negatif yüklü taneciklere elektron adını vermiştir. O zaman şöyle diyeceğiz. Katot ışınları deneyini ilk olarak William Crookes yapmış. Thomson ise yeşil renkli bu ışınlara elektriksel ve manyetiksel alan uygulayıp bunların negatif yüklü tanecikler olduğunu ispatlamış. Bunlara elektron adını ise George Stoney vermiştir. Ama bu açıdan bakıldığında elektronların varlığını ilk olarak bulan kimdir? Thomson'dır. Şimdi inceleyelim bakalım nasıl bir deney yapmışlar. Bu deneyde neler olmuş hep beraber gözlemleyip ölçmeye çalışalım. Buraya içi tamamen boşaltılmış, içinde hiçbir şey bırakılmamış bir vakumlu tüp koyulmuş. Şu kısma, şu kapalı olan kısma bir gaz koyulmuş ki gazın hangi gaz olduğu fark etmez değerli gençler. Şurada bir akümüz, yüksek gerilim uygulayacak bir kaynağımız var. Bu yüksek gerilim ucunun katot tarafı, yani negatif yüklü tarafı bir tarafa, anot tarafı yani pozitif yüklü tarafı diğer tarafa bağlanmış. Ve şu aradaki gaza çok yüksek voltajda bir gerilim uygulanmış. Ve içi tamamen boşaltılmış olan, havası tamamen boşaltılmış olan şu tüpe buradaki delikten yeşil renkli bir ışığın yayıldığı, gittiği görülmüş. Şu kısmı ise çinko sülfürden yapılmış
bir ekran koyulmuş. Çinko sülfür bu yeşil renkli ışığı aydınlatabilecek, görüntüleyebilecek bir kısımdır. Ve gelerek bu yeşil renkli ışık bu çinko sülfür kısımda kendisini ne yapmış belli etmiştir. Daha sonra bunu yapan kim? Tabii ki William Crookes. Daha sonra Joseph Thomson ise bu yeşil renkli ışınlara ne yapmış? Elektriksel alan uygulamıştır. Negatif yük uyguladığında bunun kaçtığını, uzaklaştığını görmüş. Pozitif yük uygulandığında ise çekildiğini görmüş. Negatif negatifi ittiğinden ötürü yayılan bu ışınların negatif yüklü tanecikler olduğunu fark etmiştir. Ve böylece atomun içinde negatif yüklü tanecikler vardır demiştir. Bunu da kendi teorisinde, kendi modelinde ortaya koymuştur. Thomson bu deneyin ardından Thomson atom modelini yazmış. Yazarken Dalton atom modelinin maddelerini de göz önünde ne yapmıştır? Bulundurmuştur değerli gençler. Şimdi hep beraber Thomson atom modelinin bütün şartlarını, bütün koşullarını işleyelim ve görelim. Thomson atom modeli 1897. Nasıl ki Dalton atom modeli bilardo topu modeli olarak biliniyorsa Thomson atom modeli de üzümlü kek modeli olarak bilinmektedir. Çünkü modellendiğinde bir şekilde gösterildiğinde tıpkı üzümlü keke benzemektedir. Thomson şunları söylemiştir. Atomun çapı yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 8 santimetredir. Ve atom küre şeklindedir demiştir. Atom çapı 10 üzeri eksi 8 santim olan küredir. Atomun gövdesi yani kendisi pozitif yüklüdür. Negatif yükler ise bu gövdenin içinde homojen olarak dağılmışlardır. Yani atomun gövdesi pozitif yük, negatif yükler ise onun içinde ne yapmışlar? Gömülmüşler, dağılmışlar ve homojen olarak dağılmışlar. Bu önemli. Homojen kelimesi önemli. Çünkü homojen kelimesini Thomson kullanmıştır değerli gençler. Negatif yüklere gelince negatif yük ile pozitif yükün miktarı eşittir. Yani atomun gövdesi pozitif yük, negatif yükler o pozitif yükün içinde gömülü, homojen olarak dağılmış. Ancak pozitif yükle negatif yükün yük olarak, elektriksel yük olarak miktarı eşit. Bu yüzden de atom nötrdür. Çünkü siz atomun nötr haline getirip de yani bir elektriksel alan uyguladığınızda o elektriksel alandan etkilenmiyor. Ne pozitif tarafa çekiliyor ne negatif taraftan itiliyor. Buradan atomun zaten nötr olduğunu anlamak mümkün. Atomun nötr olması neye bağlıdır diye düşünmüş. İçinde hem pozitif yük var hem negatif yük var. O yüzden atom nötrdür diye düşünmüş. Dolayısıyla negatif yükle pozitif yükün eşit miktarda olması gerektiğine bağlamıştır bu durumu. Ayrıyeten elektronların kütlesi çok küçük olduğundan, atomun kütlesini pozitif yükler oluşturur demiştir. Gelelim hemen şu iki şeklimize bakalım. Bazı kitaplar, değerli gençler, bu şekilde şematize ederler, modellerler. Bazı kitaplar ise bu şekilde modellerler. Burada atomun içini yardık şöyle. Bir kesit göstermeye çalıştık. Gördüğünüz gibi atomun gövdesi pozitif yüklerden oluşuyor. Negatif yükler ise üzümlü kek modeli gibi onun içerisinde şu şekilde ne yapmışlar değerli gençler? Gömülmüşler. İçerisinde gömülü bir halde negatif yükler bulunuyor. Bazı kitaplar da bu şekilde şematize ederler. Şu görmüş olduğunuz gövdenin pozitif yük olduğunu göstermektedir artı işaretiyle. Negatif yükler ise atomun içerisinde homojen olarak ne yapmışlar? Dağılmışlardır. Ve pozitif yükün elektriksel yük olarak miktarının negatif yüke eşit olduğunu, bu yüzden de atomun nötr olduğunu söylemiştir. Tekrar edelim kıymetli gençler. Atomun çapı 10 üzeri eksi 8 santim olan bir küre olduğunu söylemiş. Bu kürenin gövdesinin pozitif yüklü olduğunu söylemiş. Negatif yüklerin ise bu pozitif yüklü gövde içerisinde homojen olarak tıpkı üzümlü kekte olduğu gibi dağıldıklarını söylemiş. Ayrıca pozitif yükle negatif yükün birbirine eşit miktarda yük içerdiklerini, bu yüzden de atomun nötr olduğunu söylemiş. Ayrıca elektronların kütlesinin çok küçük olduklarını, bu yüzden de atomun kütlesinin tamamını pozitif yüklerin oluşturduğunu söylemiştir. Şimdi ise Thomson'un atom modelinin yanlışlıklarını ya da eksikliklerini hep birlikte
işleyelim. Ne demişti Thompson? Pozitif ve negatif yükler homojen olarak dağılmaktadır demişti üzümlü kekte. Oysa ki burada bir yanlışlık var. Çünkü gerçekte çekirdekte, ortadaki yoğun çekirdekte pozitif yük var. Negatif yükler ise çekirdekte dahi değil, çekirdeğin etrafındaki boşluklardadır. Dolayısıyla pozitif ve negatif yükün eşit miktarda yük içerdiği doğru ama homojen olarak dağıldıkları doğru değil. Homojen olarak dağılmamış. Pozitif yükler çekirdekte, negatif yükler ise atomun çevresindeki boşluktadır. O yüzden bu homojen dağılma fikri bir yanlışlıktır. İkinci olarak pozitif yük kütleyi oluşturur demiştir. Hani elektronların kütlesinin çok küçük olduğunu, ihmal edilecek kadar küçük olduğunu, o yüzden de pozitif yükün atomun kütlesinin tamamını oluşturduğunu söylemiştir. Bunu söylemiş çünkü onun nötronlardan, yani nötr yüklerden haberi yoktu. Gerçekte ise pozitif yük kütlenin sadece yarısını oluşturur. Hemen hemen yarısını diyelim. Diğer yarısını ise henüz bulunmamış olan nötronlar oluşturmaktadır gerçekte. Fakat Thompson nötronlardan neydi? Habersizdi. Sadece pozitif yükleri ve negatif yükleri biliyorlardı Thompson döneminde. Nötronları bilmiyorlardı. Dolayısıyla değerli gençler, Thompson'ın atom modeline göre çekirdek bilinememiş, nötronların varlığı bilinememiş, atomdaki boşluklar bilinememiş, orbital, spektrum kavramları bilinememiştir. Kısaca tekrar söyleyelim. Thompson katot ışınları deneyini yapmış. Bu sayede elektronların varlığını, negatif yüklü taneciklerin varlığını bulmuş. Şuradan tekrar görelim. Atomun çapı 10 üzeri eksi 8 santimetre olan bir küre olduğunu, gövdesinin pozitif yük olduğunu, negatif yüklerin o pozitif yükün içerisinde homojen olarak dağıldıklarını söylemiş. Negatif yük ile pozitif yükün miktarı eşittir. Bu yüzden de atom nötrdür demiş. Ayrıca negatif yüklerin kütlesi ihmal edilecek kadar düşüktür. Bu yüzden atomun kütlesini pozitif yüklü gövde oluşturur demiştir. Peki eksiklikleri neler? Tekrar gözden geçirelim. Pozitif ve negatif yükler homojen dağılır demiş. Oysa ki homojen değiller. Pozitif yükler çekirdekte, negatif yükler ise çekirdeğin etrafındaki boşluklarda bulunmaktadır. Pozitif yük kütlenin tamamını oluşturur demiş. Oysa ki pozitif yük kütlenin tamamını değil, yarısını yaklaşık olarak oluşturmaktadır. Ayrıyeten çekirdekten, nötrondan, atomun çevresindeki boşluklardan, orbitallerden, spektrumlardan, atomların yaydığı spektrum ışınlarından bahsetmemiştir. Evet, bugünkü dersimiz de bu kadar. Hepinize güzel günler diliyorum. Umarım çok faydalı olmuştur. Bütün soruları kolaylıklar içerisinde çözmeniz dileğiyle.